Sağ ol Tuğçe, biz de çok üzüldük. Keşke bir kardeşimiz olsaydı ama olmadı işte. Tuğçe geçmiş olsun diyor. Teşekkür et, selam söyle. Ceren de teşekkür ediyor, selamı var. Tamam. Yarın görüşürüz. Ay, öldüm bittim Alo vallahi ya. Betüş. Oh, Babam. İlacı bulacağım diye Babam daha dolaşmadım, yeni eczane geldi. kalmadı. Ne oldu Betüş, daha iyi mi? Betüş Hanım dışarı çıktı Sadık Bey. Nasıl, nereye çıktı, niye? Anneanneme, telefonda şimdi de. Allah Allah. Alo Betüş, sen hani dışarı çıkmayacaktın, evde dinlenecektin. Tabii gelebilir canım, tabii. Tamam şekerim, dur ben hemen sorayım. Tamam, bir dakika. Ne diyor Betüş? Neden telefonda konuşurken yazık diyordun baba? Betüş Hanım eve kimi getirecekmiş? Şimdi bakın çocuklar, anneanneniz sabah karşı kapısının önünde bir kimsesiz çocuk bulmuş. Aa canım. E'si bu çocuk yuvadan kaçmış, ailesi yokmuş, yazık. Betüş de birkaç gün bizde kalabilir mi diye soruyor. Gelsin. Hem biz ona arkadaşlık ederiz. Tamam. Alo Betüş. Çocuklar da Çilek'in geleceğine çok sevindi. Hemen gelin, bekliyoruz. Tamam, bay bay. Ya çocuklar, dün geceden beri ilk defa Betüş'ün sesi çok iyi geldi. Adı Çilek miymiş baba? Yaşasın, yaşasın. Sadık da çocuklar da dört gözle seni bekliyorlar Çilek. Ama dikkatli olmalısın. Çilek'in peri olduğu anlaşılırsa zor duruma düşersin. Bir kere Çilek faniliğin arasında nasıl davranması gerektiğini çok iyi biliyor, öyle mi? Biliyorsun. Peki, hadi anlat bakalım, ne yapman gerekiyormuş? Sihir yaptığımı hiçbir faninin bilmemesi lazım. Eğer bilerlerse perilerin elindeki sihirleri alırlar. Ve de en önemlisi... Mecbur kalmadıkça hiçbir peri sihir yapmamalı. Aferin sana, harikasın. Gördünüz mü? Çilek her şeyi biliyor. Hadi biz artık gidiyoruz. Dur kızım, acele etme. Bak daha Perihan teyzen gelmedi. Acaba yuvadan izin verecekler mi? Verdiler bile. Periler heyeti olarak bütün forsumu kullandım. Orada çalışanlar seni zaten çok iyi tanıyorlar. Çileği gözü kapalı sana emanet ettiler. Ailesinden hala bir haber yokmuş. Yarına kadar bir araştıracaklar gene de. Hadi bakalım o zaman, biz gidiyoruz. Hoşçakalın. Oh, iyisin. Kızımın evinde birkaç gün gel, keyfim gel. Ay, küçük peri yine gider hem sana yapacağını yapmış. Ne yaptı? Ne aynaya bak, görürsün ne yaptı. Şimdi çığlık atacak, kapa kulaklarını. Bu ne? Geç kalıyorum eve, nerede kaldı bunlar? Sen git artık, işin bitti nasıl? Olmaz, şu çileği görmezsem çatlarım. Firuze abla, sabah görürsün. Nasıl olsa birkaç gün bizde kalacakmış. Olmaz, bugün görmezsem uyuyamam. Biz geldik. Bakın işte Çilek. Gel bakalım Çilek. Hoppa. Merhaba Çilek. Ah biçare, pek de güzel maşallah. Hoş geldin Çilek. Nasılsın bakalım Çilek? Ben size Çilek'le ilgili çok önemli bir şey söylemeyi unuttum. Çilek söylenen her şeyi anlayabiliyor ama konuşamıyor. Olsun. Al, benim daha bir sürü bebeğim var. Bunları sana hediye ediyorum. Ben de sana bunu verebilirim. Erkek oyuncağı ama bazı kızlar da seviyor. Bunu daha çok sevdi. İyi ki saklamışım. Abim bu arabayı küçükken bozmasaydı çok güzel hareket ediyordu. Nasıl oldu? Demek ki bozulmamış. Dur bakayım.
güzel de çalışıyor. Bilsem vallahi sana hediye etmezdim. Sen abime bakma. O sevdiklerine her şeyini hediye eder. Özellikle de Tuğçe'ye. Bak, benden canımı iste ama borç isteme. Tamam mı? Tanıştırayım. Bu da var yemez amcamız. Betüş'cüğüm. Hı. Al, kahve getirdim. Aa, çok teşekkür ederim. Eline sağlık. Rica ederim hayatım. Cem'le Ceren Çilek'le nasıl anlaştılar? Çok tatlı bir kız ama. Ya, çok tatlı. Ama ya keşke konuşabilseydi. Belki bir gün iyileşir. Umarım bizimkiler onu tanıyınca ne kadar şanslı çocuklar olduklarını anlamışlardır. Ya. Ama ben Çile'ye çok üzülüyorum hayatım. Ben de. Perihan teyze kimsesizler yurduyla konuşmuş. Hı. Çile'nin ailesine ulaşmaya çalışacaklar. Ya bulamazlarsa? Ya da buldular diyelim. O gaddar anneyle baba ya çocuğa kötü davranır ya onu kabul etmezlerse? O zaman ona başka bir aile bulmaya çalışırlar. Zaten Çilek yuvada çok mutsuzmuş. İkide bir de kaçıyormuş. Aa, niye? Yani iyi bakmıyorlar mıymış? Kötü mü davranıyorlarmış? Yok. Bu yuvalar aslında çok iyidir. Ama Sadık'cığım bir çocuk için anne babanın yerini başka hiçbir şey tutmaz. Düşünsene. Her hafta sonu kimsesizler yurduna o çocukların ziyaretçileri gelir. Çilek gibi hiç kimsesi olmayanlar da bahçenin bir köşesine oturup uzaktan bakarlar. Ve bir gün belki bizim de bir yakınımız gelip bizi ziyaret eder diye umut ederler. Of of. Aa, bak aklıma ne geldi. Ne? Umur Bey'le konuşsam diyor. Yani bir aile bulunamazsa Çile'ye o ona evlat edinsin değil mi? Yani yaşlı, zengin, sonra yalnız bir adam sevap işlemiş olur. Ay Sadık'cığım ama Çile'ye çok yazık olur. Haklısın hayatım. Ben ne diyorum ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.